Bu dersimize de basınç hacim grafiğini çizerek başlıyoruz arkadaşlar. Bu grafiği kullanarak ön yükün sürece nasıl dahil olduğunu anlamaya çalışacağız. Hacim bu yönde, basınç ise yukarı doğru artacak. Şimdi de sistol sonu basınç hacim ilişkisini gösteren doğruyu yerleştirelim. Aynı rengi kullanarak diastol sonu basınç hacim ilişkisini de grafiğimiz üzerinde gösterelim. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar çünkü bu videoda çok işimize yarayacak. Dediğim gibi bu diastol sonu basınç hacim ilişkisini bize gösteriyor. Grafiğe arteriyel elastansı gösteren doğruyu da ekleyelim. Hatırlarsanız arteriyel elastans kavramından önceki videolarda bahsetmiştik. E büyük E ve küçük A büyük E ve küçük A harfiyle ifade edildiğini belirtmiştik. Formülünü de yazalım. Sistol sonu basıncı bölü atım hacmi. Şimdi de hızlıca bunların hangi noktalara denk geldiğini gösterelim. Burası sistol sonu basıncını gösterir. Bu iki nokta arasındaki kısım da atım hacmini gösterir. Bu iki değer sayesinde arteriyel elastans değerini bulabiliriz. Aynı zamanda bu iki değeri basınç hacim döngüsünü göstermek için de kullanabiliriz. Döngümüz bu şekilde aşağı doğru inerek başlar. Daha sonrasında buradaki mor doğruyu geçerek devam eder. Hacmin olduğu noktada döngümüz yukarı doğru ilerler. Burası da kasılmayı ifade eder. Dolayısıyla kalbimizin bu noktada kasıldığını söyleyebiliriz. Kalp kasılmaya devam eder ve son olarak da kan damarlar ve aorta aktarılır. İşte tüm bu süreç basınç hacim döngüsünü gösterir arkadaşlar. Burada birkaç noktaya şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle bu noktaya. Burası diastol sonu noktasını ifade eder. Hatırlarsanız diastol sonu kavramı ön yükle alakalı bir kavramdı. Ön yük demişken ön yük formülünü de buraya yazalım. Laplace kanununa göre ön yük diastol sonundaki duvar gerilimini ifade eder. Formülün tamamını yazsam daha iyi olacak. Böylece daha rahat kavrayabilirsiniz. Evet, formüle bakalım. Diastol sonu basınç çarpı diastol sonu yarı çapı bölü 2 çarpı diastol sonunun duvar kalınlığı. Tüm bunların sarı okla gösterdiğimiz noktada gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Peki, basıncı arttırırsak ne olur? Yani diastol sonundaki basıncı, daha doğrusu ön yükü arttırırsak ne olur? Basıncın şu anda bu noktada bir yerde olduğunu söylememiz mümkün. Basıncı arttırdığımızı varsayalım. Örneğin basıncı bu noktaya çıkaralım. Bu da aslında yaklaşık olarak bu noktaya denk gelir. Aslında neler olacağını grafiğe bakarak çok rahat anlayabiliriz, değil mi? Bu durumda atım hacminde bir artış görülür çünkü damara giden kan şu anda daha fazla ve kasılma sadece bu noktada gerçekleşiyor. Kasılmayı da gösterelim döngüyü birazdan tamamlarız. Şu anda elastans formülüne geri dönmek istiyorum. Burada kafamızın karışmaması için matematiksel işlemleri doğru bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bu elastans, daha doğrusu arteriyel elastans formülüydü. Önceki videolarda bu değerin aynı zamanda kalp atış hızı çarpı dirence eşit olduğunu söylemiştik. Formülü de bu şekilde göstermiştik. Burada kalp atış hızı veya direnci değiştirmedik. İkisini de aynı bıraktık. Bu iki değer aynı kaldığına ve atım hacmini arttırdığımıza göre basınçta ne gibi bir değişim olacağını tahmin etmeye çalışmanızı şimdi istiyorum. Bu değer yani formülün tamamı aynı kalacaksa bunu yapmanın tek yolu atım hacmiyle birlikte basıncı da arttırmak, değil mi? Bunu yapmanın yani başka bir yolu yok. Yani burada matematik devreye giriyor arkadaşlar. Buna sayıların güzelliği diyebiliriz. Neler olup bittiğini kavramamızı sağlıyor. Basınç da artacağına göre bunu formül üzerinde de gösterebiliriz. Dolayısıyla formülün ve basıncın artık bu noktada olduğunu söyleyebiliriz. Sistol sonu basıncı artık bu noktada. Bunun üzerinden bir kez daha geçmek istiyorum. İlk olarak atım hacminin arttığından bahsetmiştik. Atım hacmi arttığına ve kalp atış hızı veya direnç değişmediğine göre sistol sonu basıncının da artması gerektiğini tahmin edebiliriz. Bu matematiksel anlamda da oldukça mantıklı. Ancak bunu içselleştirerek öğrenmenizi istiyorum. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz arkadaşlar. Aorta giden kan miktarı arttığına göre doğal olarak o nokta için aort basıncı ile aynı değerde olan sistol sonu basıncı da artar. Dolayısıyla aorta giden daha fazla kan, daha fazla basınç anlamına gelir. Kulağa oldukça mantıklı geliyor değil mi? Çünkü burada sağa sola giden daha fazla kan molekülü var. Doğal olarak bu durum basıncı da arttırıyor. Bu durumda basınç da artıyor. Bu oldukça ilginç bir konu çünkü insanlar genelde bu şekilde bir artışın görüldüğü durumlarda atım hacminin de yukarı doğru çıkacağını ve döngünün bu şekilde tamamlanacağını düşünür. Hatta pek çok kez döngünün o şekilde çizildiğini de gördüm. Tabii bu durum oldukça kafa karıştırıcı. Ancak bunun yanlış bir çizim olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde çizilmemesi gerek. Doğrusu şu şekilde. Atım hacmi de yukarı doğru çıkar ve bu durum sistol sonu basıncını da arttırır. Dolayısıyla bu doğrunun bu şekilde yukarı doğru çıkması ve burada bir yerde kanın dışarı atılması gerekir. Bu noktadan sonra doğru aşağı doğru gider ve burada diğer doğruyla kesişir. Burada bir şeyi fark etmiş olabilirsiniz. Tüm bunlardan dolayı atım hacmi arttığına ve buna bağlı olarak bu tarafta atım hacminin bir kısmı yok olduğuna göre atım hacminin aşağı doğru gitmesi gerekmez mi? Evet, aslında gerekir. Burada yaşanan kayıptan dolayı atım hacmi bir nebze azalır. Ancak bu taraftaki kazanım çok fazla olduğundan buradaki açık kapatılmış olur. Sonuç olarak atım hacminde bir artış görülür. Her halükarda daha öncesinde bu kısımda yer alan atım hacminin şu anda bu iki nokta arasını kapsayan atım hacminden daha az olduğunu söyleyebiliriz. Bu aklınızda tutmanız gereken önemli bir nokta. Döngü içerisinde başka değişimler de meydana gelir. Örneğin burada yer alan art yükte artış gözlenir. Dolayısıyla art yükte do e, yukarı doğru çıkar art yük. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Sadece ön yükün sebep olduğu bir değişimin olduğu durumlarda, yani bunun temel değişimi ifade ettiği durumlarda döngünün tamamı değişir. Ancak burada çizdiğimiz mor çizginin eğimi aynı kalır. Bu mor doğruyu öncekiyle aynı olacak şekilde çizelim. Ön yük için bu yeni doğrunun bu şekilde görüneceğini söyleyebiliriz. Aslında ön yükü arttırarak bu doğruyu buraya doğru kaydırdığımızı belirtmemiz mümkün. Ön yük azaldığında ise bunun tam tersi gerçekleşir ve mor doğru aksi yöne doğru kayar. Ön yükü arttırmak veya azaltmak mor doğruyu bu şekilde etkiler. Ancak eğimde herhangi bir değişim görülmez. Yani elastans ve eğim aynı kalır arkadaşlar. Ancak doğrunun hacim ekseni üzerinde bulunduğu nokta değişir.